Yani Kur'an'daki ifadelerin her biri incelendikçe aslında gerçekten ne kadar ince bir şekilde Kur'an'da bize evrene yönelttiği, onları düşündüğümüzde sonuçlar çıkartıldığı, ayetlerindeki o ifadelerin hepsinin nasıl yerli yerine konduğu, o bize sunulan o akıl yürütmelerin bize nasıl ufuklar açacağı, ne kadar ince ince üzerine düşünülürse o kadar çok anlaşılıyor. Ama buradaki bu konuşmamızda anlayacağımız gibi Kur'an'ın da dikkat edin hem kendi hayatımız üzerine derin düşünme geçiyor. Kur'an üzerine derin derin düşünme geçiyor. Evren üzerine derin derin düşünmesi gerekiyor. Ve bunların bir arada yapılması. Hepsinin bir arada yapılması aslında insana müthiş ufuklar açıyor. Mesela günümüzdeki bilimde de bazen bakıyoruz fizikle ilgili bu diğer şeylerle ilgili yaklaşımlar var. Evrendeki mesela tasarımla ilgili sonuçlar çıkartacak verileri birçok günümüzün bilim adamı da muhatap oluyor. Fakat onlar da bu sonuçları çıkartamıyor. Ben bakıyorum niye diye düşünüyorum. Orada görüyorum ki onlara eğilen kişi yani bu evrendeki tasarımı ya, sanatkarını öğreneyim diye ona bakmıyor birçok zaman. Şuna bakıyor ben buradaki bu işte DNA'daki falanca şeyi öğreneyim. Oradan bir ilacı keşfedeyim. O ilaçtan şu parayı alayım. O parayla kazanmamla benim statüm artsın. Daha çok para kazanayım. Daha iyi bir arabam olsun falan. Yani var olan bilimsel keşifleri diğerlerini paraya yöneltmek, toplumdaki statüsünü, gücünü, aldığı hazları arttırmak için araçsallaştırmak gibi. Ki bu da birçok zaman meşrudur. Hani bu da kötüdür demiyoruz birçok insan. Bilim adamı emeğinin karşılığıyla ne bileyim yani para kazanıp onu da kullanacaktı. Bu meşrudur demiyoruz. Fakat İslami açıdan bakarsak İslam'ın söylediği evrene bakıp da sonuçlar çıkartmayla böyle teknoloji üretip de ondan sonra sırf ondan para kazanmak için bunu yapmak arasında Çok fark ki var. derinlik açısından büyük uçurum var.